Evet değerli dostlar herkese tekrardan merhabalar. Selamın aleyküm. Şimdiki videomuz biraz farklı bir video. Tamamen bilgiye dayalı, tamamen bir e, tüyo, tamamen borsada artık zarar etmeme adına yapılacak bir video olacak. O yüzden bu videoyu şimdiden beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Twitter'dan da takip etmenleriniz varsa Twitter'dan da takip etmeyi kesinlikle unutmasınlar. Size öyle bir tüyo vereceğim ki yani gerçekten çok önemli e, rasyolara değineceğiz. O yüzden e, teker teker böyle videolara e, e, baktığımızda her bir videonun içerisinde ayrı bir tüyo vardı. Şimdi ben bu konuyu sadece bu konu üzerinde örneklendirmeler yapmak istiyorum. Bir şirket e, yükselmeden önce neye göre yükseliyor? Ona bir bakmak gerekiyor. Aslında e, hiçbir temel analizinin değinemeyeceği bir konudur. O yüzden bu tarz e, videolara mutlaka ama mutlaka Değinmek adına bir öncelik etmek istedim. Şimdi değerli dostlar mutlaka bilmeniz gereken olaylardan bir tanesi sermayesi düşük. Karı sermayesinden yüksek olacak şirketleri bulacaksınız. O şirketleri ciddi anlamda peşini bırakmayacaksınız uzun vadede. Çünkü bunlar uzun vadede ciddi anlamda para kazandırmışlar yatırımcılarına. Yani belki... Toparlanma süreci söz konusu olmuş olabilir. Bir aylık, altı aylık, 7 aylık belki de ise yüzde yirmilik, yüzde otuzluk bir marjla e, altyapısını çalıştırabilir, altyapısını kurabilir. E, buna demiyorum ama uzun vadede gerçekten e, yatırımcısını zengin etmiş şirketlere bakacağız. Genel itibariyle ne dedik e, net dönem karı ya da karı e, ödenmiş sermayesinin çok üstünde olan şirketlere mutlaka bir bakmak gerekiyor. Çünkü bunlar bizim için çok önemli olacak. Örnek yorum Alarko Holding'e baktığımızda 435 milyon bir sermayesine sahipmiş. Burada net dönem karına baktığımızda bu en sonki bilanço ile beraber 1.274 milyon bir net dönem karı açıklamış. Yani e, neredeyse 1.5 milyara yakın bir net dönem karını açıklamış ve hisse fiyatına baktığımızda FK'sı 5 TL seviyesinden e, şu an 9 TL seviyesine gitmiş. Genel itibariyle baktığımızda ciddi anlamda e, %100'lük bir iskonto olduğunu gördük ve hala iskontolu olduğunu da görebiliyoruz. Bu net dönem karı devam ederse keza 2022 yılı içerisinde bu net dönem karını 3'e katlayacağını düşünüyoruz, öngörüde bulunuyoruz. Bu da otomatik bir şekilde yine perspektif FK'ya baktığımızda bu da neredeyse 3'e 4'e yaklaşacak bir FK olarak karşımıza çıkıyor. Ve buradaki hedef fiyatının da otomatik bir şekilde 40 TL seviyesinin üstünde olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden Alarko Link, uzun vade yatırımcılarda e, mutlaka takip edilmesi gereken hisselerden bir tanesi. Öz kaynak karlılığı daha önceki zamanlarda 45'li seviyelerdeyken şu an e, 42 seviyesine geri çekilmiş. Ama genel itibariyle baktığımızda şöyle bir e, uzun vadeye baktığımızda aslında 18'li seviyelerden hala ciddi anlamda güzel seviyelerde toparlanma seviyesinde olduğunu görebiliriz. Burada yarın öbürsü gün böyle bir elinin üstünde dayatıldığı an itibariyle şirket fiyatı artık 26-27 TL seviyesinden 30'lu seviyesinin üstünde çıkabileceğini biz tahmin ediyoruz. Ve Alarko Holding'in uzun vade yatırımcılarda mutlaka ama mutlaka takip edilmesi gereken hisselerin başında yer alıyor. E, biz Alarko Holding'de olması gereken bütün hedef fiyatlarıyla ilgili bir video paylaşmıştık zaten. Hem katıl üyelerimiz için hem de buradaki takipçilerimiz için biz olması gereken hedef fiyatı ile ilgili düşüncelerimizi aktardık. bu buradaki fiyat 10 TL seviyesindeydi. Şu an 30 TL seviyesine gitti. 3 kat gitti ve hala 2 kat gidebilme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunlar tamamen örneklendirmedir. Şimdi bu, bu çıkmış ama bakalım. Evet. Yani ödenmiş sermayesi 66 milyon TL iken, lider yeni halka arzlardan bir tanesi. Burada net dönem karı 140 milyon TL bir net dönem karı vardır. Bu kar sürdürülebilir mi değil midir? Bu şirketi çok iyi bilmediğim için, yeni halka arz olduğu için tam olarak bilmiyorum. Ama şu anki koşulumuza uyduğunu söyleyebilirim. E, e, uzun vadede lider turizmde iyi şeyler yapabilme durumu söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi ben şirketi takip etmiyorum. Yani şey anlamında şirkete hakim değilim. Yani bu kar sürdürülebilir bir kar mı değil midir? Çünkü e, bir şirket halka arz oluyorsa... Bil ki ya borçlarını ödemek için ya böyle yeni yatırımlara gidebilmesi için halka arz oluyor. Onun için de o fon'a ihtiyaç duyuyor. O yüzden halka arz gelirini ya borçlara bir kısım ya da böyle ne bileyim yeni yatırımlar yapabilmek için yani bunu da bilmiyorum yani şu an aklımda yok. Kim kur var? Kim kura baktığımızda kim tekse evet gayet de güzel. Şöyle öz kaynak baktığımızda geçmişten gelen bir öz kaynak karlılığı güzelmiş. Özellikle bu 87'li seviyelerde gayet makul seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir borçluluk durumu da söz konusu olabilir ama ödenmiş öyle evet dönem varlıklarıyla net borçlarını karşılayabilecek durumda olduğunu da görebiliyoruz. Şimdi burada sermayesine bir bakalım. 110 milyon sermayesi varmış. 316 TL milyon da net dönem karı varmış. Yani genel itibariyle hala ucuz olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Hala yani yeni halka arz olacak. Daha halka arz e, olmadı büyük ihtimalle salı günü mü halka arz oluyordu bilmiyordum ama uzun vadede bu da iyi şeyler yapabilme durumu söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi yani şu an yeni halka arz olduğu için bu şirketleri genel itibariyle takip ettiğim şirketler arasında değiller. Yani çünkü hakim değilim. Şimdi Türk Traktör'e baktığımızda Türk traktörün neden bu kadar yüksek fiyatlara gittiğini e, bilebilmemiz için değerli dostlar burada ödenmiş sermayesine baktığımızda ve net dönem karına baktığımızda ciddi anlamda net dönem karını artıran şirketlerden bir tanesidir. Özellikle bu 2022'nin 3. çeyrek bilançoları geldiği an itibariyle e, uzun vadede hala çok ciddi anlamda işler yapabilecek potansiyelleri görebiliyoruz değerli dostlar. Öz kaynak karlılığı bizim kriterlerimize uyuyor, aşıyor da hatta. Size şöyle de bir tüyo vermiştik. Dedik ki FD 呃。Uh koy oranla daha uygun olduğunu gördüğümüz an itibariyle bu şirkette bir şeyler olabileceğini söyledik ve Türk traktörün de uzun vadede şu an satıcı baskısıyla karşı karşıya gelebilme durumu söz konusu olabilir. Çünkü yeni bilançolar açıklandı ve kademeli bir şekilde toplanması gerektiğiyle ilgili bir video paylaştım Türk traktörde ve temel ve teknik hedefiyle alakalı da kendi öngörülerimi paylaştım. 350 TL seviyesine kadar gidebilme durumu söz konusu olabilir tarzında yorumlar yapmıştık. Şimdi burada kime baktığımızda 115 milyon net dönem karı var. Burada şey sermayesi varmış. Burada da net dönem karı da 71 milyon. Üçüncü çeyrek 71. Öyle bir yapalım. Ortalama bir rakam çıkaralım. 71 çarpı 4 desen. 71 çarpı 4 desen. Evet 284. Evet, hala gidebilecek yolu ol, olduğunu görebiliyoruz. Hala iskontolu olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir borç anlamında da bir sıkıntı yaşamadığını görüyoruz. Genel itibariyle büyümesi, karlılığı da gayet ideal şeylerde, seviyelerde olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi yeni e, bu da bunun da yeni bilançosu gelmiş. Yeni bilançosu açıklanan şirketler genellikle bir haftalık, iki haftalık bir ne söz konusu oluyor bir satıcı baskısıyla karşı karşıya gelmiş olabiliyor İSE'nin fiyatı şu an 21 TL'dir 15 TL'lerden 16, 17, 18, 19 TL'lerde alım yapan adamlar buradaki seviyeden elinden çıkarabilme durumları da söz konusu olabilir arsanı zaten bir önceki videoda paylaşmıştık genel itibariyle hala biraz bir iskontosu olduğunu söylemiştik bununla ilgili düzgü düşüncelerimizi paylaştık burada sumaş var sumaşa baktığımızda 6 milyon TL bir sermayesi varmış Net dönem karı 44 milyon. Yani açıkçası hala çok iskontolu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle buradaki istikrarlı bir şekilde öz kaynak karlılığı sumaşı önümüzdeki günlerde ciddi seviyelere götürebilme durumu söz konusu olabilir. Sumaş yani yarın öbürsü gün 3 haneli rakamlarda görürsek şaşmamak gerekiyor. Tabi teknik grafiğine bakmak gerekiyor. Bilmiyorum tekniği nasıldır. Ama temel verilerine baktığımızda sumaş hala e, İskonto olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, mesela Janssen neden bu kadar e, prim yaptığını hepimiz az çok bile biliyoruz. Yani özellikle o 600 bin TL seviyesine gittiği zaman dilimi içerisinde içinde olan bir adam olarak söylüyorum. Bakın şimdi genel itibariyle o zamanlar e, sermayesi sanırım 40 ile 50 milyon hatta e, 40 milyon bile değildi. 20 milyon muydı ne öyle bir şeydi sanırım %600 bedensiz açıkladı. Her neyse şu an itibariyle 88 milyon seviyesine e, taşınmış Genel itibariyle net dönem karına baktığımızda 380 e, 366 milyon TL net kar açıklamış ve e, hala iskontolu olduğunu görebiliriz uzun vadede hala bu şirketin ciddi anlamda ya güzel bir kar edebilme durumu söz konusu olabilir. FK çarpanları böyle biraz yüksek gelebilme ihtimali var ama şirket sürekli yatırımlara gittiği için de buna da ayrıca çok fazla takılmamak gerekiyor. Ama dediğim gibi şu an teknik olarak çok sıkıntılı bir yerde de olabilir. Keza da 90 TL seviyesinde 90-100 TL bandında çok güçlü bir direnci olarak karşımıza çıkıyor. Burada 130 milyon e, konkanın bir sermayesi varmış. Net dönem karı neredeyse onun. 4 katı kadar büyüklükte. Hala uygun olduğunu, hala ucuz olduğunu ve hala aslında benim elimde olan bir şirket. Benim maliyetim 9 TL bandında. Yani hala uzun vade için bence hala güzel seviyelerde olarak karşımıza çıkıyor. Konkayda da unutmamak gerekiyor. Ego profiline bir bakalım. 80 milyon ödenmiş sermayesi var. Net karına baktığımızda özellikle 2021'in 12. çeyreğinde neredeyse 300 milyon TL kar açıklamış. Yani genel itibariyle hala iskonto oranı yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu yıl bu kat bu kar neredeyse %150 ya da %50 olarak arttığını düşünürsek neredeyse 350-300 milyondan fazla daha bir net dönem karı açıklayacaktır 12 2022'nin 12. çeyreğinde. O yüzden bu şirkette önümüzdeki günlerde 60'lı seviyesinde görür isek şaşırmamak gerekiyor. Genel itibariyle yani bunlar tam, tamamıyla tarama yaptım değerli dostlar. Yani burada şirketler e, vardır. Daha da güzel şirketler var. Ama genel itibariyle bakın mesela Türk Traktor'a baktık. Kalekim, Invest, Naten'e bakalım. Şimdi Naten neden ucuz diyoruz? Çünkü değerli dostlar özellikle şuna bir gelmek istiyorum. Evet öz kaynak karlılığı evet hala yani evet 1 2 3 4 çeyrekleri düşüyor ama hala ideal seviyelerde karşımıza çıkıyor. Burada bu bilanç olanla beraber burada burnunu yukarı kırdığı an itibariyle zaten daha güzel olacak. Şimdi ödenmiş sermayesine baktığımızda 33 milyon seviyesinde bir ödenmiş sermayesi var ve karına baktığımızda yüzde bilmem kaç yüz daha fazla bir net dönem karına sahiptir. o yüzden hala çok ucuzdur. Yani bu hissenin olması gereken ederi biz zaten ilgili yerlerde söyledik ama 3 haneli rakamları rahat bir şekilde göreceğini inanıyoruz. Özellikle bu yıl içerisinde onu da sizlere söyleyelim. Burada da ödenmiş sermayesi 100 milyonmuş logonun. Burada neredeyse 250 milyon net kar açıklamış. İşte hala %30-%40 iskonto oranı var gibi duruyor. Burada ödenmiş sermayesi Aksa'nın 200 323 milyon. Burada baktığımızda 1 milyarın üzerinde bir net dönem karı açıkladığını görebiliyoruz. Ve bu rakam bu yıl 2 milyarın üzerinde çıkacağını düşünüyoruz. Genel itibariyle hala uygun olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada ödenmiş sermayesine baktığımızda Çemtaş'ın 100 milyon TL. Burada neredeyse 4 40, letmiş 400 milyon bir net dönem karı var. Bu 800 milyon olur ise biliyorsunuz ki bu cümlünün iştirakı. Daha doğrusu bu onun ya yani Genel itibariyle... Hala ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Yani en azından burada 30'lu rakamlar ideal seviyelerde karşımıza çıkıyor. Yani dediğim gibi ya bu konunun ismi e, X hissesi Y hissesi değildir. Bu konunun ismi e, buradaki tiyoları almanız gerekiyor. Buradaki bilanço okumayı bilmeniz gerekiyor. Ki yarın öbürsü gün ciddi anlamda kar elde edebilirsiniz. Özellikle mesela net dönem karı geldiğinde burada esas faaliyet karından mı geldiği geldiğine bakmak gerekiyor. Ekstradan da şurada. Mesela örnek diyorum öz kaynak karlılığına da bir bakın. Burada kademeli bir şekilde yükselmiş mi yükselmemiş mi? Yani burada kademeli bir şekilde merdivemsi bir yükseliş var ise aynı şekilde çarpanlar uygunsa burada çeyreklik satışlar kademeli bir şekilde sürdürülebilir ise çeyreklik favok, çeyreklik net kar, esas faaliyet karından gelmiş bu net kar? Bunlara baktığınızda gözünüzü kapatıp yatırım yapabilirsiniz. X sesi ya da Y sesi için bunları söylüyorum. Mutlaka ama mutlaka bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yarın öbürsü endeks düşebilir kalkabilir hayatımızın hep e, bir köşesinde mutlaka bu korkuyla yaşayan insanlar vardır ama e, hissene sahip çıkarıysan hisseni iyi tanırsan yani bu düşüşlerin pek bir anlamı olmayacağını sizlere zaten daha önceki videolarımızda da söyledik mutlaka ama mutlaka bu videoyu baştan sona tekrar izleyin tekrar izleyin ne demeye çalıştığımı iyi anlayın değerli dostlar bu yüzden e, hala iskonto oranı yüksek olan şirketlerimiz var değerli dostlar bunun detaylı videosunu e, bilançolar geldikten sonra çekeceğim en iyi şirketlerle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek <laughs>